Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Holstein Kiel olacak. E, bu Nesliga 2'deki liderliğimizi koruyoruz. 5 maç yaptık. bu maçlarda 13 puan topladık. yani 4 maçımızı kazandık. Bir maçımızı da berabere kaldık. hemen Holstein Kiel'i bir inceleyelim. Bakalım kadrolarına, taktiksel dizilişlerine bakalım. Evet bizim geçtiğimiz sezonki taktiksel dizilişimizle oynuyorlar. Bir tane defansif ortasayla, iki merkezde, iki kanat bir de santraforla oynuyorlar. E, tanıdığımız bir isim var. Mete Kandemir var rakipte. Asıl mevkisi sol kanat ama burada sağ kanat olarak oynatıyorlar. Takım raporuna bakalım. E, bu sezon 5'lik golü atan, golü ile en çok gol atan oyuncuları Mesmiş. E, onun dışında bize karşı bir avantajları yok. Bundesliga 2'de 16. sıradalar. Takım ruhu düşük görünüyor ve kadroları şu an biraz kırılgan. Diğerleri de hemen hemen şöyle hızlıca bir göz atayım. Hız konusunda biraz zayıf ve bundan faydalanabiliriz. Kendi seviyelerine göre topu kenarları gönderme konusunda yeterince rahat değillermiş. Yani stoper oyuncuları ya da merkez oyuncuları pa oyuncularının pasör özelliği biraz az. Yani sağ sola yollayamıyorlar. Teknik oyuncuları biraz azmış. Hemen şuradan taktiğimize bakalım. Evet geçtiğimiz maçlardaki kadromuz taktiğimiz. Tamam abi zaten galip geliyoruz bu taktikte ve kadroyla. Bozmayalım. Devam diyelim. Devam diyelim. Devam diyelim. Evet. Liderliğimizi tabii ki korumak istiyoruz. Likte henüz mağlubiyetimiz yok çok şükür. Ee, i̇nşallah bu maçta da galip geliriz. En kötü. Berabere kalırız diyelim. Maçımıza başladık. Gümüşkaya orada topu kaptırdı. Rakibin şutu vardı. Balaban kurtardı. Balaban da bayağıdır kalemizi koruyor. Yeni bir kaleci gerekebilir bir üçlüge çıktığımızda. Ee, ama şu anlık ihtiyacımız yok. Ee, bir tane de oyuncu kiraladık zaten. Mete Kaan Demir attı golü bize. Oysa herkes öldürür sevdiğini misali. Daha önceden kadromuzda olan bir isimdi. Ama bu sefer bize golü atan ta, e, tarafta Mete ile 1-0 öne geçti Kiel. İlk yarı bitmeden karşılık verebilecek miyiz bakalım. Kökçü, Cebeci orada bir foul yaptılar bize Mamadou Fofana. Topun başında Kökçü barajdan döndü. Normalde leblebi gibi atıyordu ama bu Friki'yi değerlendiremedi. Rakibin şutunda balabanda kaldı top. İlk yarının sonunda 2 dakika uzatma verildi. Ve ilk yarı 1-0'lık rakibin üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıya bakacak olursak %51'e 49 rakibin üstünlüğü var. Şutlarda 6'ya 4 bizim üstünlüğümüz var. Kale bulan şutta da 4'e 4 4'lük eşitlik var. İkinci yarıda bakalım nasıl oynayacağız. Cebeci 14 pas girişimde bulunmuş. 13'ünde isabeti bulmuş. Gedikli ile skoru eşitliyoruz. 1-1 yaptık. Bu sezonki 4. golüymüş. İkinci yarının hemen başında golü bulduk. Kaptık tekrardan topu. Gedikli'nin şutunda bu sefer kaleci gole izin vermedi. Evet son 20 dakikaya gidiyor giriyoruz maçta. Oyuncu değişikliği yapacağım. Aslında iyi gidiyoruz. E, şutumuz falan rakibe göre fazla. Topa sahip olmamız falan da fazla ama e, oyuncuların kondisyonu yetersiz kalıyor. Bazen oynayamıyorlar. Mesela Orkun Kökçü bugün çok kötü oynuyormuş. Orkun'un yerine Hasan Ali adı güzeli alalım. E, onun dışında kötü oynayan ya da kondisyon düşük olan kim var? E, Gümüşkaya'nın yerine de Turan Çalanoğlu'nu alalım. Kanat forvet rolünü alalım. Evet. Sürdür diyelim. Son 20 dakika. Bakalım golü bulabilecek miyiz? Galibiyeti elde edebilecek miyiz? Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Topu kaptırdık. Rakibin hata ve golü buldular. Tekrardan öne geçtiler. Çalanoğlu orada Çalanoğlu ya faul yaptı Hiran Ahmet. Yılmaz adı güzel. Cebeci Akgün savunmaya çarptı. Kornel'e gitti. Son atak şansı bizim için. Savunma uzaklaştırdı. Ak günde kaldı. Öz kaçar. Bozdan Yılmaz içeri. Evet. Hiç mağlup olmadık dedik ve ligdeki ilk mağlubiyetimizi aldık ne yazık ki. İlk 5 maçta e, mağlubiyetle tanışmamıştık ama Holstein bize bu mağlubiyeti tattırdı. Hala birinci sırada görüküyoruz ama bakalım diğer rakipler maçı oynadıktan sonra da öyle kalacak mı? Devam diyelim, devam diyelim. Sıradaki maçımız Hanover 96 ile olacak. Onlar da üçüncü sıradalarmış devam dedik. Evet birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. E, mağlup olduk Holstein Kiel'e ama e, liderlikteki yerimizde sıkıntı olmadı. Yani hala lideriz. E, maçımıza başlayalım. Ya da rakibi inceleyelim mi? Be? İnceleyelim rakibi. Evet kanat bek olarak kullanıyor oyuncularını. Tarkan serbest var. Kadromuza katmak istemiştik ama katamamıştık tanıdık olarak. Doğukan Sinik var. E, tanıdık olarak. Onun dışındaki oyuncuları tanımıyorum. Üçlü stoper hattıyla oynuyorlar. Takım raporuna bakalım. Bizim avantajda olduğumuz iki nokta var. Tecrübeli fakat yaşlı bir kadroları varmış. Takımları hız konusunda biraz zayıf ve bundan faydalanabiliriz diyor. Nasıl faydalanacağız abi? Biz zaten yani bundan faydalanabilmemiz için bizim hızlı oyuncularımız olması lazım. Hızlı oyuncularımız varsa galip geliriz. Rakibin oyuncuları bize göre daha hızlıysa o zaman yenilebiliriz. Her neyse maçımıza başladık. Kökçü, Cebeci, Gedikli savunma girdi araya. Karşılıklı top kayıpları var. Samudio da varmış. Bu bizim bildiğimiz Samudio mu acaba? Bu Rize'deki Samudio mu? O olabilir. Merak ettim bir bakmak istiyorum. Ama geçmişini görebiliyor muyuz? Ona maç sonunda bakarım olmadı. Bu arada rakibin atakları kaleci Balaban'da kaldı. Kalecimiz Balaban'da kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Topa sahip olmadı. 52'ye 48'lik üstünlüğümüz var. Şutlarda üstünlüğümüz var. Kale bulan şutta üstünlüğümüz var. İkinci araya başlıyoruz. Orada Serkan Asan hakkında bir istatistik vardı ama tam okuyamadım. En çok top kaybeden mi top kazanan mı yazıyordu. Onu göremedim. Bu arada Yunus Akgün'le 1-0 öne geçtik. Bu sezonki 7. golüne ulaştı Yunus. 54. dakikada attığı golle. Ee, Maçımız devam ediyor. 67. dakika, 68. dakika. Oyuncu değişikliği yapalım mı, yoksa devam edelim mi, ya da taksitsel bir değişiklik yapalım mı? Evet, yine etkili olan taraf biziz. Farkı ikiye çıkardık. Güzel oldu, rahatladık. Ee, bu şekilde de devam edelim abi. Son 10 dakikaya girdik zaten. Rakipte bir oyuncu sakatlanmış. 78. dakikada bizi gol, bizim golü bulduğumuz dakikada. Ee, onun dışında bu maç bitsin bir bakacağım. O Samu diyor bizim bildiğimiz Çaykuruz'daki Samudio mu acaba? Gedikli kontra atakta golü bulduk. 3-0 yaptık skoru. Ee, bu maçtaki ikinci golüne ulaştı Emrah'ın Gedikli. Tabi kilidi açan isim Yunus Akgün'dü. Onun ardından Gedikli ile 78 ve 86'da golleri bulduk. 3-0'lık ee, rahat bir galibiyet aldık Hanıver karşısında. Ee, geçtiğimiz maç mağlup olmuştuk. İlk mağlubiyetimizi almıştık ama... Ee, tekrardan galibiyetle tanıştık Hanover maçıyla. Bir dakika neredeydi o? Mesajlar. Mesaj, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet Hanover dedik. E, ee, Samu diyor 30 yaşındaki Paraguaylı ile bu kesin Çaykur Rize'deki aynı. Çaykur Rize'den Bolu Spor'a gitmiş. Çok ucuz abi. 24 bine. Ardından Bolu Spor'da 2 sezon oynamış. Çok iyi de performans göstermiş. 25 maç 13 gol 5 asist. 19 maç 16 gol 5 asist ardından Empoli'ye transfer olmuş 4.2 milyon euro 16 maç döneminde sadece 2 asist yapmış 2. sezonda 5 maç 1 gol 2 asist ardından Hanover'e 5.25 milyon euro'ya transfer olmuş ilk sezonunda 7 maç 2 gol 2. sezonunda 2 maç 2 gol gerçekten enteresan bir profile var enteresan bir profili demeyelim daha doğrusu kariyere ulaşmış yani demek ki hani potansiyeli olan bir oyuncu bu oyunda. Zaten diyor iyi bir oyuncu. Olmasa nereden bileyim ben adam dört büyüklerde oynamıyor bir şey yapmıyor. Demek ki isminden bahsettirebilen bir oyuncuymuş. Yani iyi de bonsarış bedelleri ödenmiş. Bolu Spor iyi parayı almış abi Rize'den. 24 bin euroya almış. ardından 4.2 milyon euroya Empoli ardından 5.25'e Hanover almış. Profiline bakalım bir daha abi. Profiline bakalım. Profili de iyi yani profilde iyi. En önemli özelliği olarak agresiflik basıyor 17, takım oyunu 14, teknik 13. Yani hızı iyi. Belki 2 sene önce hızı 15 civarlarındaydı. Dayanıklılığı belki 14-15 civarlarındaydı. Gerçekten ben de takip listeme eklemişim. Bilmiyorum bu desteğe çıkınca aslında e, yapabiliriz. Bir yabancı transfer yapmayı düşünüyorduk. Belki Samu alabiliriz. Neyse Sıradaki maçımıza geçelim. Liderliğimizi koruyoruz. 16 puanımız var ama hemen arkamızda bizle aynı puana sahip olan Billfield var. Avaraj üstünlüğüyle birinci sıradayız. Avarajımız biraz daha düşük olsaydı, Billfield'den az olsaydı ikinci sırada olacaktık. Sıradaki maçımız Rostock'la. Gelecek maç diyelim bakalım. Evet bizle aynı taktiksel dizilişle mücadele edecekler bize karşı. Takım raporuna bakalım. Yani avantajlı olduğumuz noktalar daha fazlaymış. Dezavantajlarına bakalım. Ee, en çok gol atan oyuncuları 5 gol atmış. Disiplinli bir oyun grubuna sahiplermiş. Bu maç öncesinde önemli bir sakatlıkları yokmuş. Onun dışında bizim artılarımız var. Ee, hemen devam diyelim. Ee, sıradaki maçımız yalnız 12 gün sonraymış. Bu ne? Bizim altyapıdan çıkardığımız bir oyuncuya teklif var. Kiralama teklifi. Teklifi kabul ettik. Ee, Sarıkaya as takımda oynamak istiyor. Yorumları görmezden gel diyelim. Wenger iki hafta sahalardan uzak. Zaten oynatmıyoruz. Sarıkaya gitmek istiyor. Hayır. Ama kiralık listesine koyalım. Uğur Tezel'i sattık mı biz? Uğur Tezel'i sattıysak devre arasında kiralık olarak yollayabiliriz. Uğur Tezel gitmemiş. Devre arasında kiralama teklifi gelirse kiralayabiliriz Sarıkaya'yı. Evet 5 gün var sıradaki maçımıza. Haftanın oyuncusu seçilmiş Emran Gedikli. 2 gol atmıştı geçen maçta. Evet kiralık teklifini kabul edelim. Mentlere gelen. Sarıkaya gitmek istiyor. Satış listesine koymuyoruz. Hayır dedik. Rostock'la karşılaşacağız. Rakibi zaten incelemiştik. Ondan dolayı direkt devam diyelim. Devam diyelim. Ve maçımıza başlayalım. Evimizde oynayacağız. Bizim de rakibinde herhangi bir eksiği sakatlığı yok. Güzel bir maç olması dileğiyle maçımıza başladık. Çökçü Bozdan. Akgün'ün şutu kaleci Berezovski'de kaldı. Evet. Topa sahip olmada rakibin üstünlüğü var maçın başında. Şutlarda 2'ye 2'lik eşitlik var. Rakibin hata var. Serbest vuruş kullandılar. Top direkten döndü. Kornel kullanıyorlar. Asam uzaklaştırdı. Kökçü sonra atan devamını getiremediler. Evet son 15 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. Topa sahip olmada üstünlükleri hala devam ediyor. Bizim bir hatamız var orada karambolde gol, golü bulamadık. Gol gol golü bulamadık. <laughs> Remix yaptık orada. Evet etkili noktadan bir serbest vuruş daha kullandılar. Kaleci, Bala, kaleci Balaban'ın üstüne geldi top. Evet arkadaşlar arada böyle dil suçmeleri yaşıyorum. Ne yapayım? Hani konuşmak istiyorum sizi sıkmamak için. Ee, çok fazla konuşunca da böyle dil süçmeleri yaşayabiliyorum ya da mantıksız kelimeler cümleler kurabiliyorum. Ondan dolayı sebebi bu yani. Çok fazla konuşursan güzel çok anlamlı cümleler kuramıyorsun ya da dil süçmeleri yaşabiliyoruz. Evet hatamız var. Golü bulsaydık bir rahatlardık hiç çoktansa. Rakibin hata var. 65'e geldik. Normalde bu dakikalara kadar golü buluyorduk. O zaman bir oyuncu değişikliği yapalım abi. Bakalım etkisiz oynayanlar kim gedikle etkisiz oynamış. Gümüşkaya etkisiz oynamış. Ee, Forvet abi ben bir mal Berke Önde'yi alayım ya. Berke Önde'yi alayım. Adamı satamadık bari hiç yoktansa faydalanalım abi. Fırsatçı golcü rolünde Berke Önde'yi aldık. ofansif orta sahaya çoğalanı alalım. Bir şans verelim. Bazen şans, vereceksin yani değerlendirebiliyor. Ben Emrah'ını önemli bir maçta ilk 11 başlattığımı da biliyorum. Ondan dolayı yani bu maçta başlatılır mı demeyeceğiz. Çoğalan'a ben ne zaman başka zaman forma şansı vereceğim? Sadece kupa maçlarında oynatırsam adam hiç gelişmez. Her neyse laf fazla uzatmadan 3 oyuncu değişikliği yaptık. Çalanoğlu'nu aldık. Belki önde aldık, bir de Çoğalan'ı aldık. Taktiksel anlamda bir değişiklik yapmadık. Ee, bakalım bu değişiklikler bize eksi yönde mi dönüş yapacak, artı yönde mi? hep birlikte göreceğiz. Balaban Balaban açıldı. Çok büyük bir hata yaptı ama rakip Allah'tan Topu avuta gönderdi Kaleye gönderemedi Evet topa sahip olmada Çok az bir fark var 49-51 biraz önce 50-50 idi Şutlarda üstünlüğümüz var Abi 84. dakika 90-3 Berke önde son anda şutunu çekti Avuta gitti Ve galip gelemedik ama e, Mağlup da olmadık Evimizde bir 0-0'lık beraberlikle Ayrıldık Rostock karşısında Evet, birinci sıradaki yerimizi koruyoruz ama böyle puan kayıpları yaşarsak inebiliriz yani. Bakalım belki de indik bilmiyorum. Magdeburg yapacağız şimdi. ikinci sıradalar mı son 5 maçtır kazanıyorlarmış. Ee, Kurzava haftanın takımında. Abi Kurzava'yı almış lan Aoe. Vallahi. Bakayım şuradan bir kaç almışlar. Hala da profili düşmemiş. 34 yaşına gelmiş adam. Sadece hızı düşmüş ama hız da bir bek oyuncusu için önemli yani nasıl şey yapıyorlar neyse ya beni ilgilendirmez. Abi Paris Saint Germain'den boşa çıkmış boşa çıkmış adamlar almış 30 maç oynatmışlar 3 asist. Bu sezonda 7 maç 2 gol 2 asistlik performans göstermiş. Devam diyelim devam diyelim aga ikinci sıraya düştük bak ikinci sıraya düştük Magdeburg da üçüncü sıraya düştü işte böyle puan kayıpları yaşarsak ikinci sıraya düşmemiz olağandı zaten evet bu maçta Emrah'ın forma giyemeyecek onun yerine geçen sezonu gol kralı olarak bitiren Berke Öndeyi alıyoruz fırsatçı golcü rolünde. Ama Berke'de de ünlem var abi hiç gerek yok Malik Batmaz'ı alalım. Ee, yaratıcı forvet rolünde daha iyi oynuyormuş onu aldık. O, onun dışında abi Gümüşkaya'nın yerine Turan Çalan onu almak istiyorum ama Gümüşkaya oynasın ya abi. Kadroyu bozmayalım. Sadece forveti değiştirelim. Çünkü sıradaki rakibimiz bizim hemen bir basamak altımızda. 3. sıradalar. ikinci sıradalardı. Biz bir dedik. Sonra birinci sırayı kim geçmiş abi? Billfield geçmiş. Ondan sonra biz ikiye düştük. Magdeburg da üçe düştü. Evet alacağımız bir galibiyetle ve Billfield'ın puan kaybıyla tekrardan liderliğe oturabiliriz. Ama bunun için tabii ki güzel bir oyun oynayıp galip gelmemiz lazım. Yunus bu ara biraz etkisiz. Çok gol sesi çıkmıyor Yunus'tan. Ya da ben mi fazla konuştuğum için çok aklımda tutamadım. Evet avantajlarımız ve dezavantajlarımız hemen hemen eşit gibi gözüküyor. Ee, bakalım ee, diğer takımlar karşısında kanatları kondisyon bakımında zayıfmış. Hemen bunu gördüğümüzde ne yapıyoruz abi biz? Hücumda e, pas odağını her iki kanat olarak değiştiriyoruz. Ve başka bir değişiklik yapmıyorum devam diyorum. Bu videodaki dördüncü maçımız yanılmıyorsam ilk mağlubiyetimiz yaşamıştık. Sonra e, bir maçı kazandık. Sonra berabere kaldık. Bu da dördüncü maçımız olacak. E, 15. dakikaya geldik. Atağımız var. Savunma araya girdi. Kontra atak şansı vermedik. Hemen kapandık. Rakibin hata var. Kontra ataktan bulamasalar da normal olgun bir atakta golü buldular. 22. dakikada 1-0 öne geçtiler. İlk yarı bitmeden abi karşılık versek diyorum ama ilk yarı da bitti. Devam diyelim. Evet, ikinci yarıya başladık. Abi kötü gidişata doğru gidiyoruz yani. Kötü bir seri yakalamayalım. Bak rakip ardarda geliyor. Serkan Hasan sarı kart gördü. Etkin noktadan serbest vuruş. Ve abi adamlar 2'yi buldu. Farkı ikiye çıkardılar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kötü oynuyoruz abi. Yapacağımız değişikliklerle düzelir mi? Kapacak hadi lan. Kendini göstermek fırsatı veriyorum sana. Kanat oyuncusu rolünde. Onun dışında Hasan Ali adı güzeli alıyorum oyuna. Onun dışında başka değişiklik yapmıyorum. Hayır yapıyorum. E, takım mentalitesini hücum yapıyorum. Yaratıcılık özgürlüğünü yaratıcı yapalım. Sürdür diyelim. Evet son 25 dakika. Atağımız var. Bozdan kaleci kurtardı şutumuzu. Kornel'e çıktı top. Kornel'i kullanıyoruz. Evet kalecide kaldı yine. Rakip kalede kaldı top. Evet kötü gidişada başladık. Evet 4 dakika uzatma verdi ama onun da hemen hemen 2 dakikası tamamlandı. Saniyeler kaldı artık maçın bitimine. Yani 2-0 yenildik Magdeburg'a. Hemen önüm üstümüze geçtiler abi. Biz ikiydik onlar üçtü. Şimdi biz üçe düştük. Magdeburg hatta birinci sıraya yükselmiş. Şey puan kaybı yaşamış bak. Bu maçı yenseydik birinci sıraya tekrardan oturuyorduk. Bir field puan kaybı yaşamış. Magdeburg bizi yendi ve liderliğe oturdu. Sıradaki maçımız Hamburg'da 3 gün sonra evimizde oynayacağız. Bu videodaki son maçımız olacak. Bu videoda çok orantısız sonuçlar aldık. Yani nasıl diyeyim sana ilk maçımızda yenildik. Sonraki maçı yendik. Sonra berabere kaldık. Sonra yenildik. Yani toplam 4 maç oynadık. Sadece birinden galibiyet alabildik. 2 mağlubiyet bir beraberliğimiz var. Ee, bakalım Hamburg karşısında nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Gelecek maç diyelim tahmini 11. Evet kanat bekli sistemde oynuyorlar. Üçlü stoper. Vili Orban'ı kadrolarına katmışlar. Önemli bir isim bakayım bir geçmişine. Evet Leipzig'den 2.3 milyona iyi fiyata almış Monaco. Ardından Hamburg 5.75'e almış. 3 sezondur da oynatıyor. Evet Hamburg güçlü bir ekip tabi. Son zamanlarda zaten güçlü ekiplerle karşılaşıyoruz. Tecrübeli ve fakat te yaşlı bir kadroları varmış. Onun dışında hiçbir dezavantajları yok. Zaten son zamanlarda yarış yaptığımız maçlara bakın. Stuttgart, Hanover, Boştenki yani bunlar bilindik ekipler. Ee, şuradan taktiklerden şeyi düzelteceğim. Geçen maçta hücumda odağını her iki kanat yapmıştık. Onu karışığa çevirdim. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Şeyi tekrardan geri alayım. Ee, neredesin oğlum? Gedikli'nin sakatlığı devam ediyor. O zaman e, Malik Batmaz'da devam edelim. Kondisyonu düşük isim var. Bozdağ'ın şimdi devam dedim hemen maça geliyor. E, Bozdağ'ın kondisyonu düşük. Bozdağ'ın yerine o zaman bu maçta kimi oynatalım? Hasan Ali'yi mi oynatalım yoksa Berat Özdemir'i mi? Hasan Ali. Abi pası falan çok iyi Hasan Ali'nin. Ama şu yıldız derecesi nasıl bu kadar düşük oluyor Hasan Ali'nin ben anlamıyorum. Yani pas 20, yaratıcılık 13, karar alma 16, hareketlilik 19. Yani bu özelliklere sahip olup nasıl yıldız derecelendirmesi bu kadar kötü? Yoksa bizim gözlemciler mi kötü derecelendiriyor? Bilmiyorum. Yani Berat Özdemir'i ee, düzeltiyorum. Hasan Ali adı güzel alacağım. Gezen oyun kurucu rolünde zaten oynayabiliyor. Evet. Evet onun dışında bir değişiklik yapmıyoruz. Devam diyoruz. Emran Gedikli sakat olduğu için Malik'le başladık. Tekrardan ilk 11 alacaktım ama sakatmış. Sakatla hala geçmemiş. Evet maçımıza başladık. Kökçü dönen topta cebeci attı. Kökçü'nün şutunda savunmaya çarptı. Orada bir karambol oluştu. Cebeci ile 1-0 öne geçtik. Maçın henüz 4. dakikasında. Rakibin atakları var şimdi de. Kalecimiz Balaban'da kaldı top. Kökçü adı güzel. Akgün 2-0 yaptı. İyi başladı. Hızlı başladık maça. Akgün'e bayadır 2-3 maçtır sessiz diyordum. Bu maçta gol orucunu bozdu. Evet ilk yarı bitmek üzere ilk yanın sonuna bir dakika ilave edildi ve o ilave sürede bitti. Evet ilk yarıda topa sahip olmada rakibin üstünlüğü var. E, şutlarda eşitlik var. Kaleyi bulan şutta rakibin üstünlüğü var. Net pozisyonlarda e, eşitlik var birebirlik. Takım derecelendirmesi de varmış burada. Onda da bizim üstünlüğümüz var. 7.4 biz almışız. Rakip de 6 almış. E, evet ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştık. İkinci yarıya başladık. İnşallah ikinci yarıda da bu şekilde devam ederiz. Cebeci, Akgün, adı güzel. Evet, sistemimizi değiştirmek istiyorum. Pardon, ne diyorduk buna biz? Oyun şeklimizi kontraya çektik. Artık her yerde presi artık kapatalım. Kendi aralığımızda basalım. Onun dışında paslaşma tarzını karışık yapalım. Gole ihtiyacımız yok. ve oynada da Burak Kapacağı alalım. Yani Burak Kapacağı da harcamak istemiyorum. Onda da potansiyel olduğunu biliyorum. Ee, ve de Ferah çoğalanı alalım Cebeci'nin yerine Sürdür dedik 2 değişiklik yaptık Oyun şeklimizi kontraya çevirdik Kontrollüden kontraya aldık Gol aramıyoruz Skoru korumaya çalışıyoruz sadece ee, Video kapanışını Galibiyetle yapacağız inşallah Son 12 dakikada gol yemezsek Orada bu arada foul yaptık Cenk sarı kart gördü etkili noktadan bir serbest vuruş kullanacaklar Tero de Orada savunmamız uzaklaştırdı Munayin Minamino orada sonmamız yine uzaklaştırdı Cornell'e. Evet rakibin atakları devam ediyor. Malik batmaz kontrol atakta golü bulabilir miyiz diyorduk ve bulduk. Evet kontrol atakta golü bulduk. 3-0 yaptık skoru. Malle bu sezonki ikinci golü. Fazla forma şansı vermiyordum Emrana forma şansı veriyordum. E, Malle bu maçta forma şansı verdik. Maçın sonlarına doğru golünü atmayı başardı. Devam diyoruz. Evet tekrardan birinci sıraya yükselmişiz. Ama bakalım şuradan maç eksiği olan var mı? Evet maç eksiği olan var. Magdeburg bizle aynı puanda. Ama maç eksiği var. Maçı kazanırlarsa birinci ile yükselecekler. Kazanamazlarsa biz birinci sıradaki yerimizi koruyacağız. Onun dışında da bize yetişecek adam yok. Mesela Union Berlin falan var. Maç eksiği var. Maçı kazanırsa 20 puanı ulaşacak ama avarajda üstünlüğümüz var. Acayip bir fark atmaları lazım. Neyse zaten bunu bir dahaki maç oynandıktan sonra görürüz. Umarım video beğenmiştirsiniz. Kariyerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.